Abi bizler Sıfır Şırnak bölgesindeki köylere çocukluk kampları çok duyuyorum. Burada yaşayan köylüler eskiden Dersim'den ayrılıp gittiklerini büyüklerimize anlatırlar. Bu bakımdan benim için bu bölgeye gelmek bir bakıma da Dersim'in tarihine yolculuk gibi oldu. Zaten 1826'da Padişah Mahmud'un Yeniçeri Ocağı'nı dağıtması ve büyük bir Bektaş katliamı yapması sonucunda bu bölgedeki onlarca köyün Zara'dan ayrılarak kendini dağlara attığını, güvenlik için bu bölgeye gelip yerleştiğini az evvel bize anlattılar. Bu bakımdan buranın tarihini de bizzat yaşayanlardan öğrenme fırsatımız oldu. Gördüğüm kadarıyla ağacı bizim oradaki ağaç, kuşu bizim oradaki kuş, dağ bizim oradaki kuş, dağ çeşmesi bizim oradaki çeşme. Dolayısıyla kendi kültürümüzün Karadeniz bölgesindeki uzantısı olan bir yeri ziyaret etmiş olduk. Yaşlılardan, gençlerden, kadınlardan buradaki hikayeleri dinledik. Çok öğretici, zenginleştirici, bizi yerleştirici bir deneyim oldu. Çok mutluyum size.